Şu anda Londra'daki British Museum'da Parthenon heykellerine ayrılmış galerideyiz. Bu galeri, müzeye 19. yüzyılda dahil edilen heykelleri sergilemek amacıyla tasarlandı. Batı sanat tarihinin en saygı duyulan heykellerinden biri karşımızda. Bu heykeller, yüzyıllar boyunca insanlığın ulaşmayı hedeflediği yüksek klasik uslubun bir ürünü. Heykeller ve Parthenon'daki yapının yaşı 2000'den büyük. Bu heykellerin Londra'ya nasıl geldiğiyle ilgili tartışma ise 200 yıldır devam ediyor. Heykeller Parthenon'dan ayrılmış durumda. Ancak yapının bir parçası olan heykellerin anlamını asıl bağlamından ayırmak imkansız. Parthenon'daki bir frizden alınan panellerden birini görmekteyiz. Antik Yunan'daki bu heykellerin Batı sanatında neden bu kadar övüldüğüne değinelim. Frizdeki heykeller atlı süvarilerin geçiş alayını betimliyor. Şuradaki naturalizme bakın. Sanatçılar uzun zamandır heykeldeki çıplak adam ve atın anatomisini inceliyor. Adamın baldırının at üzerinde olduğu için nasıl genişlediğine bakın. Kalça kemiğinin çukurluğunu da görebilirsiniz. Sanatçının Vücudun arkaya dönüşünü nasıl özenle betimlediğini gördünüz mü? Bacaklar ileri doğru atılıyor ancak göğüs kısmı bize dönük. Antik Yunan sanatındaki anatomi tutkusunu gösteren göğüs kafesini, karın kaslarını, omuz kaslarını ve kollardaki kasları görebiliyoruz. Şaha kalkan sağdaki atın tutku dolu bir enerjisi olduğunu da. İnsan figürleri ise sakin bir asaleti temsil ediyor. Fransız Devriminden sonra Napolyon Bonaparte tahta çıktığında Fransa daha önceden topraklarını genişletmişti. Napolyon döneminde bu durum Avrupa'nın büyük kısmını fethetmeye yönelik bir mücadeleye dönüştü. Bu salonda sergilenen heykel Atina'dan alınarak Londra'ya getirildi. Buradaki diğer önemli nokta 18. yüzyılda antik Yunan ve Roma eserlerine karşı artan ilgi. Napolyon topraklarını genişletirken yanında önemli sanat eserlerini ve anıtları tespit etmesi için uzmanları da götürmüştür. Bu eserleri o dönemde yeni kurulmuş olan Napolyon Müzesi'ne yani günümüzdeki Louvre Müzesi'ne koymak için Fransa'ya getirtmiştir. Kısacası, Avrupalı güçler arasında klasik eserleri elde etme yarışı vardı. Bu heykelleri Atina'dan Londra'ya getirmekle görevli Asilzade Lord Elgin önemli bir diplomatik görevle Osmanlı İmparatorluğu'na Büyükelçi olarak gönderildi. İngiltere'nin Mısır'da önemli bir savaşı kazandığı kritik bir dönemde Büyükelçi olmuştu. Bu yüzden güç dengesi artık Fransa'nın elinde değildi. Osmanlı artık Fransa ile değil daha çok İngiltere ile ilişkilerini sürdürüyordu. Ve Elgin, krallığın oradaki en önemli temsilcisiydi. Bu da ona inanılmaz bir yetki alanı veriyordu. Elgin, en başından beri İngiltere'de sanatı geliştireceğini hayal ediyordu. Bunu yapmanın en iyi yolu da ülke halkıyla Batı sanatını yansıtan Parthenon heykellerini buluşturmaktı. İlk olarak bunların taklitlerini yaparak kalıplarını çıkarmayı ve sanatçılara çizdirmeyi düşündü. Buradaki motivasyonu aslında kişiseldi çünkü evini antik tarzda dekore etmek istiyordu. Ancak bu düşüncesinin cömert ve eğitici bir yönü de vardı. Hükümetten bu sanatsal girişime mali yardım sağlaması konusunda yardım istedi ancak reddedildi. Ama Elgin yine de ekibini Atina'ya gönderdi. Evet, bu yapının karmaşık bir tarihi var. Tanrıça Athena'nın tapınağı olarak inşa edildi ama daha sonra kiliseye ve camiye dönüştürüldü. Osmanlılar orada aynı zamanda barut da depolamıştı. Bu yüzden Venediklilerin saldırısında bina patladı tüm Akropolis enkaz altında kalmıştı. Ergin'in ekibi çalışmalara başlamak istediğinde Osmanlı yetkililerinden izin alamadılar. Bu yüzden o sırada İstanbul'da bulunan Elgin'den Akropolis'te çalışma yapabilmeleri için onlar adına bir ferman alması gerektiğini belirttiler. Verilen ilk ferman günümüze ulaşamadı ancak ikinci ferman elimizde bulunuyor. Fermanda Elgin'in ekibinin izni olan çalışmalardan bahsediliyor çizim ve döküm yapabilir, yapı iskelesi kurabilir, kazı yapabilirler. Fermanın en önemli bölümünde ise şöyle yazar: Kimse çalışmalar sırasında yapılan iskele veya alet edevata karışmayacak ve onların üzerinde yazı veya şekil bulunan herhangi bir taş parçasını almasına engel olmayacak. İşte bu son kısım biraz belirsiz ve bunu fırsat olarak gören ekip rüşvetle ve Elgin'in yetkisini kullanarak yetkilileri ikna ediyor ve fermanı Partenon'dan heykelleri alabilecekleri şeklinde yorumlamayı başarıyorlar. Heykelin yerinden sökülmesi haliyle yıkıma sebep oluyor. Gerçekten pahalı ve zor bir girişim. Masrafları ise Elgin kendisi karşılıyor. Hatta projeye yeteri kadar para sağlamak için borç alıyor. Elgin, 160 metrelik frizin 75 metresini, 92 e, metopun 15'ini ve yapının alınlığından 17 heykeli alıyor. Ayrıca partenon heykellerinden başka farklı pek çok şeyi de yanında götürüyor. Büyük bir borcun içine girdiğinden heykelleri İngiliz hükümetine satmayı deniyor. Zaten başka seçeneği de yoktu, çünkü heykelleri muhafaza etmek bile çok masraflıydı. Hükümet heykellerin nasıl elde edildiğini, kalitesini ve fiyatını belirlemek üzere bir komisyon kuruyor. Heykellerin yasal yollarla elde edildiğine karar verip Elgin'e 35 bin pound veriyorlar. Bu projenin maliyetinin yarısı bile değildi. En başından beri Yunanistan'dan heykelleri getirdiğinden ve yıkama sebep olduğundan Elgin'e yönelik eleştiriler fazlaydı. Heykeller İngiltere'ye geldikten hemen sonra Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı. Bu heykeller Parthenon ve Akropolis'teki yapılar Yunanlar için ulusal kimliğin bir sembolü oldu ve Yunanlar heykelleri geri istedi. Peki bugün durum ne? Bazıları Elgin'in faaliyetlerinin yasal olduğunu iddia ediyor ancak yasal yetkisini aştığını söyleyenler de var. Bazıları ise heykellere ve Partenon'a zarar verse de Elgin'in heykelleri iyi muhafaza ettiğini düşünüyor. Elgin oraya ulaşmadan önce Fransızlar da Partenon'dan heykeller alıyordu. Hatta Fransızların yanı sıra Akropolis'ten bir şeyleri toplayan veya yerel halktan satın alan turistler de vardı. Yani herkes Akropolis'teki anıtlardan bir parça istiyordu. Güçlü olan diğer bir iddia ise Elgin'in heykelleri alırken tapınağa zarar verdiği yönünde. Bu süreçte heykeller zarar gördü ve bazıları deniz suyuna maruz kaldı. British Museum'ın da heykelleri muhafaza etme konusunda çok iyi olmadığını söyleyenler var. Mesela 20. yüzyılın başında heykeller üzerinde abartılı bir temizlik yapıldı. Ayrıca heykeller geri gönderilseydi bunun dalgalanma etkisine sebep olacağını söyleyenler de var. Bu da Louvre, Metropolitan Sanat Müzesi ve British Museum gibi Batı'daki müzelerin birçok eseri asıl yerlerine geri göndermesine sebep olacaktı. Yunanlar bu eserler için özel olarak modern bir müze binası inşa ettiler. Belki de en sonunda hepsini bir arada görme şansını yakalayabiliriz. Geri gönderilirlerse heykelleri asıl bağlamlarına daha yakın bir yerde görebiliriz. Eserleri Akropolis Müzesi'nin geniş pencerelerinden Akdeniz güneşi altındayken yeniden izleyebiliriz. Heykellerin burada tutulması konusundaki ö, diğer önemli savunma ise British Museum'ın evrensel bir müze olduğu yönünde. Yani burada antik Yunan sanatını antik Asur, Mısır, Doğu Asya ve Afrika sanatıyla karşılaştırabiliriz ve bu oldukça faydalı bir çalışma. British Museum'daki koleksiyonların hoşgörü ve kültürler arası anlayışa katkıda bulunduğunu söyleyenler de var. Bu kişilere göre British Museum'daki eserler genel anlamda tüm insanlığa ait. Ancak müze nedense dünyanın en büyük eski imparatorluklarının birinin başkentinde. Ayrıca sömürgelerine şiddet göstererek davranmış olan bir imparatorluk bu. Yunanlar heykellerin Yunan kimliğinin önemli bir parçası olduğunu savunurken Modern çağdaki Yunanlarla Atina'da yaşamış antik Yunanların tamamen farklı olduğunu savunanlar da var. Parthenon özel ve farklı bir bina. Çünkü sadece Yunanlar için değil, Amerikan, İngiliz, Fransız ve diğer tüm dünya kültürleri için de önemli. Antik Yunanların 5. yüzyılda Atina'da yaptıklarının modern toplumlar üzerinde o kadar büyük bir etkisi var ki, bu kültür evrensel anlamda benimsenmiş durumda. Klasik sanat tarihçisi ve arkeolog Mary Beard bu durumu şöyle ifade ediyor. Elgin heykelleriyle ilgili tartışma bizi şu cevaplanamaz soruyla yüzleştiriyor. Anıtı kim sahiplenebilir? Kim sahiplenmeli? Tek bir anıt hem bir milletin hem de dünya kültürünün sembolü olabilir mi? O zaman heykellere verdiğimiz evrensel anlamı, yani onların demokrasiyi ve insanlığın bir bütün olarak asaletini temsil ettiği düşüncesini insanlığa bu inanılmaz katkıyı yapanların aslında tek bir millet olduğu gerçeğiyle nasıl bağdaştırabiliriz